Selam arkadaşlar. Bu videoda yapmış olduğum ilk freelance işimden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu işi Upwork platformunda yaptığım için bu platform üzerine de konuşmuş olacağım. Böylece tecrübesiz arkadaşlar bu tarz platformlara yeni girmiş arkadaşlar bu videodan güzel şeyler çıkarabilir diye düşünüyorum. Benim de yaptığım iş sayısı toplamda bir. Yani bu platformda işimi tamamladım ve o platforma bir daha girmedim zaten. Upwork dışında da Fire var. Türk freelance platformu e, Bionluk var. Bionluk'ta güzel tecrübelerim yok. E, ve bu platformdaki insanlar dünyanın her yerinden insanlar. Ve belli bir standart var burada. O yüzden bu tarz Hani uluslararası platformları tercih etmek sizin için daha iyi olabiliyor. Emininizin karşılığını daha iyi görebiliyorsunuz. Tabi bu platforma ilk girdiğiniz zaman profiliniz boş olarak giriyorsunuz. Ve profiliniz boşken bir iş almak gerçekten çok zor. Çünkü her zaman sizden daha iyi biri. O işe Proposal'ını gönderiyor ve o işi kapıyor. Burada başladığınız zaman böyle bir yorum olmayacak. Total cevap sıfır yazacak. Ve işveren de dolayısıyla sizden daha tecrübeli birini işe almak isteyecek. Peki ben bu durumda ilk işimi nasıl kaptım? Onlardan bahsedeceğim ki siz de bu tarz bir durum olduğu zaman yararlanabilin diye. Öncelikle bu benim public profilim. Burada işte üniversitemi yazdım çalıştığım teknolojileri yazdım. Daha sonra da şunu da başka bir yerden kopyala yapıştır yaptım. İşte nasıl çalışmayı severim tarzı bir şey. Burada bir tane YouTube videomu koydum. Türkçe olsa bile burada 2 saatlik bir video ve Next.js üzerine bir proje geliştiriyorum. O yüzden iyi olabilir diye düşündüm ve portfolyo kısmında daha önce geliştirmiş olduğum bir projeyi koydum. Benim profilim bu şekilde. Tamamen doğrulanmış bütün bilgileri doldurduğum bir profil. Şimdi gelelim iş aramaya. Kendinize uygun bir işi nasıl bulabilirsiniz? Öncelikle burada önemli olan şey advanced search kısmını kullanmak. Burada arama kısmına girdiğimiz zaman yukarıda advanced search'ü görüyoruz ve burada ilginiz olan yani iş yapmak istediğiniz teknolojileri buraya yazmanız gerekiyor ki bu teknolojilere ait iş ilanlarını elde edin. Veya istemedikleriniz mesela ben Java işi istemiyorum ya da Python işi istemiyorum. Onları da burada bu şekilde belirtebilirsiniz. Bu advanced search bizim işimize yarayan bir şey. Mesela um, JavaScript işi olabilir, React olabilir, Node.js olabilir. Yani buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Daha sonra ara dediğimiz zaman karşımıza 13 bin tane iş çıkıyor. Bizim için önemli olan bir diğer kısım da ödemenin saatlik mi yoksa fix price mi? Yani proje başına mı olması? Bu fix price'larda iki farklı yol olabiliyor. İsterseniz ödemenin hepsini projenin sonunda alabilirsiniz. Ya da belli sonlar koyup işte projeni, projeyi üç parçaya bölersiniz. Her parçada belli bir para talep edersiniz. Bu da olabiliyor. Ama en sağlıklısı saatlik e, işlerdir. Belli bir saatlik ücret ödemeniz olur. Ve ekstra sizden e, özelleştirmeler istendiği zaman bunların karşılığını yine alabilirsiniz. Ama dediğim gibi proje bazlı çalışmak da boş bir profil için yani bu platformlara yeni girdiğimiz zaman bizim için iyi olabiliyor. Çünkü burada less than 100 dollars İşlere baktığımız zaman 20 dolar, 10 dolar, 5 dolarlık işler göreceğiz. Ve bu işler kısa süreli işler olması gerekiyor. Yani gidip 5-6 saat çalışıp 5 dolarlık bir iş almanızı tavsiye etmiyorum. 15-20 dakikalık küçük işler de oluyor burada. Mesela adam 50 dolarlık bir iş koymuş. Benim yaptığım ilk iş de 50 dolarlıktı ve yaklaşık 2,5-3 saatimi verdim. Yani saatlik reytim 16 dolar civarında, 16,5 dolar civarında bir şey oluyor ki boş bir profile göre güzel bir reit. Daha sonra zamanla bunu minimum 25 dolarlara çekebiliriz. Tabii ben bu platformu bir kere kullandım, işi yaptım, bir daha da girmedim. Ama siz freelance üzerinden yürümek istiyorsanız başlarda az paralara çalışmak güzel olabiliyor. Yani tabii ki 5 dolara, 4 dolara çalışmayın. Ama çok da bu para konusunda sık olmaya gerek yok. Çünkü ilk hedef her zaman iş tamamlayıp profilde 5 yıldızlı yorumlar almak olacak ki önümüz açılsın diğer işlerin yolu açılsın. Ben ilk işimi nasıl aldım bundan bahsedeyim. Benim işi aldığım adam herhalde İngiltere'de bir yerde çalışıyor. Emin değilim ve ilanlar veriyor. Birden çok ilanı var ve ilanlarının hepsi Next.js üzerine. Ben de zaten advanced search, e, React, Next, Next.js yazmıştım ve adamın Next.js ile ilgili işi karşıma çıktı. 30 dolarlık bir iş ama proje geliştirme değil. Adam Next.js'te aldığı bir hatayı platforma koymuş ve demiş ki quick bug fix ve 30 dolar. Yani hızlıca benim hatamı çöz ve 30 doları kap. Muhtemelen benden daha tecrübeli birçok başvuru oldu oraya. Çünkü benim profilim boş, bomboş ama ben adama şunu yazdım. Almış olduğun hatanın aynısını geçen hafta ben de aldım. Senin için hızlıca çözebilirim yazdım. Bunu yazdıktan sonra adamın bir numaralı adayı konumuna gelmiş olabilirim. Çünkü adamla tıpatıp tıp aynı hatayı aldıysam çözümü de biliyorum demektir. Ve gerçekten aldım bu arada kolpa değil. Aynı hatayı aldım. Fakat iş aldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ben dışarıda mıydım, neredeydim hatırlamıyorum. Sanırım yazlıktaydım ve ya dışarıdaydım. Dolayısıyla gece geç saatte bakabileceğimi söyledim. Tabii ben eve gelene kadar adam uğraşıp hatayı kendisi çözdü ve kontratı kapadı. Dolayısıyla ben ilk işimi aldım ama teslim edemedim. Adam da şunu yazdı bana. Ben problemi hallettim ama bundan sonra bir Next.js yes işim olursa ilk sana yazacağım dedi. Yani bu tamamlayamadığım iş sayesinde yeni bir bağlantı edindim. Ve bundan sonra bir Next.js yes işi olduğu zaman adam bana yazacaktı ve yazdı. Yaklaşık iki hafta sonra ya da bir hafta sonra hatırlamıyorum bayağı oldu bu işi yapalı. Adam bir uygulama istiyor. Demo uygulaması. Ve Next.js yes, TypeScript ile yapılmasını istiyor. Ben uygulama hakkında bilgi sahibi değilim. Yani istediği şeylerle ilgili bilgi sahibi değilim. Çünkü istediği şey telefondan bir fotoğraf çektiğimiz zaman o fotoğrafın içerisinde fotoğrafın nerede çekildiği, hangi tarihte çekildiği gibi bir sürü data oluyor. İşte ön kameramı, arka kameramı. Bu dataları o fotoğraftan extract et, dışarı çıkar ve kullanıcıya göster. Böyle bir web uygulaması istedi benden. ile yapmamı istedi. Ben direkt dedim tamam yaparım ve 2,5-3 saatte uygulamayı bitirdim. Size uygulamayı göstereyim. Böyle bir tek sayfa uygulama buradan masa üstünden daha önce telefonumdan çekmiş olduğum bir resim bu. Bunu yüklüyorum ve gördüğünüz gibi location bana latitude longitude geliyor ve ne zaman oluşturuldu. Aynı zamanda buna tıkladığım zaman Google Maps'te fotoğrafı çektiğim yere götürüyor. Yani istediği bütün özellikleri uygulamama ekledim ve adama teslim ettim. Bunun sonucunda da 5 yıldızı kattım. Gördüğünüz gibi burada adam 5 yıldız verip işte bana exif datayı çıkaran bir uygulama istedim. Mert de tam istediğimi yaptı. Deyip 5 yıldızı vermiş. Burada işte fiyatı yazıyor. fix price bir proje olduğu yazıyor. Bu şekilde ilk işimi aldım. Yani işi alana kadar çok gözümde büyümüştü. Çünkü profilim boş olduğu için ben asla bir iş alamayacağımı düşünüyordum. Ama bir şekilde yolumu buldum. Sizde farklı tarza yani sadece proje geliştirme işleri değil de. Mesela bir bug fix olur. Ya da belli bir uygulama vardır. Uygulamada bazı düzeltmelerin yapılması gerekiyordur. Bu tarz işleri kovalayabilirsiniz. Benim hemen işim hızlıca çözüldü. Sadece adamın aldığı hatayı daha önce aldığım için ve başkalarının aldığı hatayı daha önce alabilmeniz için de geliştirme yapmanız gerekiyor. O yüzden kod yazmaya devam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.